çıktım. Yok, çekirdek sonra. Sonra. Tamam. Yani sen al, şey yap, ben başlayayım. Kapıyı kapat bebe. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Şimdi sizlere bugünden itibaren daha önceki anlatmış olduğumuz konuları bir tekrarlayalım. Hafta hafta tekrarlayalım. Ve bu şekilde siz de bir genel tekrar yapmış olursunuz. Soracağınız sorular olursa ya bana YouTube üzerinden mesaj gönderemiyorsanız da WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ki WhatsApp'ım da şu anda önümde duruyor. Oradan ben size gelen sorular karşısında cevap vermeye çalışırım. Şimdi tekstil terbiye işlemlerine giriş dedik. Bu ilk sayfayı geçelim arkadaşlar. Şimdi tekstil terbiyesi ve bitim işlemleri. Bizim için tekstil terbiyesinin tanımladığımızda ne diyorduk arkadaşlar? Tekstil mamullerinin görünüm, tutum ve kullanım özelliklerini geliştirmek için yapılan işlemler bütünü şeklinde biz tekstil terbiye işlemlerini tanımlamıştık. Bakınız, tekstil mamullerinin görünüm, tutum ve kullanım özelliklerini geliştirme şeklinde ifade ediyoruz. Ki bu işlemler bütüne de ne diyormuşuz arkadaşlar? Tekstil terbiye işlemleri adını veriyormuşuz. Dar anlamda dokumadan çıkan hambezin satışa hazır duruma gelmeden önce gördüğü işlemler şeklinde ifade de edilebiliyor tekstil terbiye işlemlerini. Biz tekstil liflerini arkadaşlar doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayırmıştık. İşte doğal lifleri, bitkisel doğal lifleri ikiye ayırdık. Bitkisel lifler ve hayvansal lifler. Bitkisel lifler kendi içerisinde dörde ayrılmıştık. Tohumdan elde edilenler, gövdeden, yapraktan ve meyveden. Hayvansal lifleri de ise yine kendi içerisinde ikiye ayırdık. Kıl kökenli ve salgı kökenli olmak üzere. Yapay lifleri de arkadaşlar ki yine kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Yarı sentetik lifler, yani rejenere selülozik lifler ve tam sentetik lifler şeklinde ikiye ayırıyoruz. Tekstil işlemi yapılacak tekstil ürünü elyaf, tarama bandı, iplik ve örme kumaş şeklinde ve giysi şeklinde olabildiğini ifade ediyor. Ki hatırlayacak olursanız arkadaşlar biz ne demiştik arkadaşlar? Eğer şuraya yazma fırsatımız varsa demiştik ki yaklaşık olarak tekstil terbiye işlemlerinin %85'i yazmaya çalışıyoruz ama bakalım. Programda bir sıkıntı çıktı. Evet, %85'i kumaş formundaki tekstil mamullerine uygulandığını ifade ediyoruz. Geriye kalan %10-15'lik kısım ise elyaf, tarama bandı, iplik, hatta buna giysi de dahil edelim. Şimdi biz tekstil terbiye işlemlerini arkadaşlar amaca yönelik olarak sınıflandırdığımızda hemen şu kısma bir yine amaca yönelik olarak tekstil terbiye işlemlerini sınıflandırdığımızda ki bu sınıflandırmayı dörde ayırıyoruz.
ön terbiye, renklendirme, bitim işlemleri ve kaplama, kaşeleme şeklinde dörde ayırıyoruz. Tabii biz bu dersimizde sizlere ön terbiye, renklendirme ve bitim işlemlerinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Renklendirme de kendi içerisinde ikiye ayrıldığını, boya baskı işlemleri olarak, bitim işlemlerinin de kendi içerisinde yine ikiye ayrıldığını, hemen yine bir yazalım arkadaşlar şu kısımda. Kafayı bir kapatalım. Evet. Mekanik bitim işlemleri ve kimyasal bitim işlemleri şeklinde bitim işlemlerinde arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Gelelim tekstil terbiye işlemlerinin uygulamaya yönelik olarak sınıflandırmasına baktığımızda, uygulamaya yönelik olarak tekstil terbiye işlemlerini biz ikiye ayırıyoruz. Kuru terbiye işlemleri ve yaş terbiye işlemleri. Ki bu kuru terbiye işlemlerinde arkadaşlar bu terbiye işlemleri içerisinde %5'lik bir kısmı kapsadığını söyleyebiliriz. Şunu eğer oynatabiliyor muyuz dedik ama evet. Yaş terbiye işlemleri ne de bakacak olursak arkadaşlar, yaş terbiye işlemlerinin de tüm tekstil terbiye işlemleri içerisinde %95'lik bir kısmı kapsadığını ifade ediyoruz. Yaş terbiye işlemlerini de yine kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Bunlardan birincisi arkadaşlar, hatta ben yine bu kısımda yazayım, bu boşluğa yazayım. Birincisi aplikasyon, ikincisi yıkama ve üçüncüsü de kurutma şeklinde yaş terbiye işlemlerini üçe ayırdığımızı söylemiştik. Tabii eğer kumaş formunda siz bir terbiye işlemi yapıyorsanız buna aplikasyon diyoruz. İplik ya da elyaf formunda bir terbiye işlemi yapıyorsanız buna da preparasyon adını verdiğimizi söylemiştik. Bu anlatılanlar ışığında ön terbiye işlemlerine bakacak olursak arkadaşlar, şöyle bir genel bilgi mahiyetinde, İşte ön terbiye işlemleri hem ıslak hem de kuru olarak uygulanan işlemlerdir. İşte kuru olarak uyguladığımız ön terbiye işlemlerine yakmaya örnek verebiliriz, makaslamaya örnek verebiliriz. İşte ıslak olanlara ise haşı sökme, ağartma, merserize gibi ön terbiye işlemlerine örnek olarak verebiliriz. Ön terbiye işlemlerinin amacı dokuma verme işlemleri esnasında ipliklere uygulanan yabancı maddelerden arındırmak, tekstil mamulünden arındırmak, daha doğrusu üzerinden atmasını sağlamaktır demiş arkadaşlar. Bu kısımlarda ileride anlatacağımız için çok fazla üzerinde durmayalım, geçiyorum. Renklendirme ise tekstil yüzeylerini renklendirmesi şeklinde ifade edebiliriz ki biz bu renklendirmeyi ilk şekilde yaptığımızı söylemiştik. Boya ve baskı işlemleri şeklinde gerçekleştiriyoruz. Boyama işlemlerinde suda çözmüş veya dispergo olmuş boyar maddenin tekstil ürünü tarafından emilmesi önemli bir hususu oluştururken, baskı işlemlerinde ise arkadaşlar baskı işlemini gerçekleştireceğimiz alana, ki biz buna bölgesel renklendirme adını veriyoruz, bu alanın renklendirilmesi şeklinde yapılan çalışmalarda baskı olarak ifade ediliyor. Yerel renklendirme olarak baskı da tanımlamış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bitim işlemleri de yine tekstil ürünlerinin görünüm, tutum, kullanım özelliklerini, bakınız terbiye işlemlerinde de tanımlamıştık aynı şeyi arkadaşlar. Görünüm, tutum ve kullanım özelliklerini geliştirmek için yapılan işlemler bütünü olduğunu söylemiştik. Aynı tanımı biz bitim işlemleri için de kullanıyoruz. Bitim işlemleri mekanik, kimyasal ve termik yöntemlerle uygulandığını söylüyor ki biz ağırlıklı olarak daha ziyade arkadaşlar mekanik ve kimyasal yöntemlerden sizlere bahsediyoruz. Bakalım başka neler var arkadaşlar. Pamuklu dokuma kumaşlar için terbiye işlem akış şemasına baktığımızda, yakma, haşır sökme, bazik işlem, ağartma, yıkama, kurutma ve merserizasyon adımlarından oluşurken, hemen merserizasyondan sonra boyama ya da baskı, apre
ve kurutma işlemlerinden bir dokuma kumaş için, pamuklu dokuma kumaş için terbiye işlem akış şemasını görmekteyiz. Gelelim terbiye maddesinin tekstil mamullerine aktarılma yöntemine arkadaşlar. Diyor ki, tekstil ürünü terbiyesinin yapılabilmesi için çözelti, süspansiyon, dispersiyon ve emülsiyon halinde bulunan terbiye maddesi çözeltisiyle tekstil ürünü temas ettirmek gerektiğini ifade etmişti. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, çözelti neydi? Çözelti, fiziksel özellikleri her yerde aynı olan karışımlardı. Ama nasıl karışımlardı arkadaşlar? Homojen. Homojen karışımlardır diyoruz. Süspansiyon ya da ben burada dispersiyon alayım arkadaşlar. Dispersiyon neydi arkadaşlar? Dispersiyon ise katı artı sıvaların oluşturduğu bu heterojen karışımlara dispersiyon adını veriyorduk. Adı verilir diyoruz. Dispersiyon adı verilir. Ki buradaki dispersiyon karışımlarda tanecik büyüklüğünün gözle görülür bir düzeyde olduğunu ifade ediyoruz. Bu tür karışımları homojen hale getirmek için kullanılan tekstil yarımcı maddeleri ne de arkadaşlar? Ne de dispersikatör adı verilir diyoruz. Ve aynı zamanda emülsiyon halinden bahsetmiş. Emülsiyon neydi arkadaşlar? Emülsiyon sıvı artı sıvıların oluşturduğu heterojen karışımlardır diyoruz. Vardır. Yine bu tür karışımları homojen şekle dönüştürmek için kullandığımız bu tür heterojen karışımları homojen hale getiren tekstil yarımcı maddelerine de arkadaşlar, bu tekstil yarımcı maddelerine de emülgatör adı verilir diyoruz ki bizim için önemli olan nedir? Aplikasyon işleminde karışımın homojen olması. Buradaki kullanmış olduğumuz kimyasalların homojen bir şekilde banyoda bulunması ve kumaşa aktarırken kumaşın her tarafına eşit düzeyde aktarmaya sağlamamız. Evet. Aplikasyon yöntemlerinde arkadaşlar çektirme, emdirme, aktarma, kaplama, püskürtme ve köpük yöntemleri olarak 6'ya ayırıyoruz ki biz ağırlıklı olarak, ama bu derslerimizde ağırlıklı olarak sizlere çektirme ve emdirmeden bahsedeceğiz. Evet, hocam yayın çok fazla donuyor diye bir mesaj gelmiş. Arkadaşlar bu yayının donması YouTube'un almış olduğu bir karar. YouTube yayınları kısıtlamaya gitti. Canlı yayınları ya da işte videolarda kısıtlamaya gitti. Dolayısıyla sistemsel olarak donma sistemsel bir sebepten dolayı kaynaklanıyor. Dolayısıyla ona yapacak bir şeyimiz yok. Umarım anlaşılıyordur. Ve aynı zamanda da şunu söyleyelim arkadaşlar. Benim size sesim yaklaşık bir 10-15 saniye geç gidiyor. Onu da söyleyelim. Yani ben sizden daha öndeyim. Şu anda dondu mu yayın? Aylin demiş ama şu anda yayın dondu mu arkadaşlar? Var mı öyle bir şey? Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şu anda bende herhangi bir şey gözükmüyor. Sorun gözükmüyor.
Evet, ben devam edeyim arkadaşlar. En azından ilerleyen süreçlerde bakarız. Bu yöntemlerle kullanılan makinelerin seçiminde yine işlem görecek tekstilin tipine uygulanacak uygun olacak şekilde seçilmiş ve ayarlanmış olması gerekir diyor. Bu anlamda arkadaşlar biz bu aplikasyon işlemlerinde kullanmış olduğumuz makine ve sistemleri 3 gruba ayırıyoruz ki bunlar kesikli diskontinü sistemler, yarı kesikli yarı kontinü makine ve sistemler, kesiksiz kontinü ve makine sistemler şeklinde 3'e ayırıyoruz. Kesikli nedir arkadaşlar? Kesikli ki bir makinamız var, makinenin bir kapasitesi var ve siz bu kapasitesi ölçüsünde tekstil mamulünü o makineye ne yapabiliyorsunuz? Ancak alabiliyorsunuz ki hatırlayacak olursanız derslerimizde çamaşır makinesi örneğini bu sistemlere örnek olarak vermiştik. Kesiksiz sistemlerde ise bir teknemiz var ki biz bu tekneye fular teknesi diyoruz. Ve bu fular teknesi içerisindeki terbiye maddesini hemen tekstil mamuli sıkma silindir çiftinden geçtikten sonra fikse işlemlerine devam ediyor ve sürekli bir çalışmayı mümkün kılıyor. Yarı kesikli yöntemde ise önce siz bir fularlama işlemi yapıyorsunuz. Arkasından da bir bekletme işlemi gerçekleştirerek bu yarı kontinü sistem ve makinaları da çalışmayı sağlamış oluyorsunuz. Çektirme yöntemine baktığımızda birinci yöntem olarak ve bugünkü anlatacağımız yöntem çektirme yöntemi. Tekstil ürünleri uzun bir süre ki arkadaşlar çektirme yönteminin de en önemli özelliği neymiş arkadaşlar? Sürenin uzun olması ve uzun banyo oranlarında çalışılmasıymış. Uzun banyo oranları dediği şey nedir arkadaşlar? Uzun banyo oranları dediği şey arkadaşlar 1/2'den büyük bir banyo içerisinde işleme tabi tutulursa ki buna çektirme yöntemi denir diyor. Uzun banyo oranları. Bakınız notlarımızda arkadaşlar uzun banyo oranı 1'e 50. Burada kısa demiş ama 1'e 8 de bir uzun banyo oranıdır. Hatta şöyle söyleyelim. Bakınız burada bahsetmişti. 1'e 2'den 1'e 8'e kadar olan banyolara biz uzun banyo olarak ifade ediyoruz. Ki kısa banyo dediğimiz olayda neymiş arkadaşlar? 1'e 0.5, 1'e 1.5 gibi banyolara da kısa banyo diyormuşuz. Kısa banyolar biz emdirme yönteminde, uzun banyolarda çektirme yönteminde kullanıyormuşuz. Bakınız yukarıda bir banyo oranı kavramı var. Banyo oranı neymiş arkadaşlar? Muamele edilen tekstil ürününün kilogram birimi miktarının banyonun litre birimindeki miktarına oranı şeklinde ifade ediyormuşuz. Ki bir örnek demiş. 200 kilogramlı bir tekstil ürünü 2400 litre banyo miktarıyla işleme tabi tutacak olursak ki burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 1/12 olarak bir sonucu buluyoruz. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? 1/12 banyo oranını vermiş oluyor. Buradaki bir ne ifade ediyor arkadaşlar? Bir kilogram birimi olarak tekstil mamulünü ifade ediyor. Tekstil mamulü. Peki 12 neyi ifade ediyor? 12 banyo hacmini ifade edecek ki bu banyo hacmi arkadaşlar litre olarak ifade ediyoruz ve değişken olan kısım da burasıdır. Aynı zamanda değişken diyelim. Ki yani burası 12 olur, 10 olur, 8 olur, 20 olur. Bu kısım değişkendir. Burası ise sabit olduğunu ifade ediyoruz. Tabii çektirme yöntemi günümüzden fazla kullanılan yöntemlerden bir tanesidir ama çektirme yöntemi ileride bahsedeceğiz dezavantajların bir tanesidir arkadaşlar. Uzun banyo oranları da çalışıldığı için kullanılacak su miktarında fazla olması bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Esra hocam canlı yayını kaydedecek misiniz? Evet diyelim. Evet canlı yayını kaydedeceğiz. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Anlaşıldığına dair bana da bilgi verirseniz en azından kendi kendime burada konuşmadığımı görebilirim. Çektirme yönteminde kullanılan makinelere baktığımızda arkadaşlar çektirme yönteminde kullanılan makineler örnek olarak Jiger, Haspel, kalem neydi? Bu muydu kalem? Şöyle bir kapatalım. Evet. Ne yaptık? Çektirmede kullanılan
Makineler jiger, hasbel, jet boyama, HT boyama, tambulu boyama makineleri. Ki bu makinelerin hepsinin ortak özelliği neymiş arkadaşlar? Kesikli, diskontinü çalışmaya uygun olmasıymış. Bakınız, kesikli diskontinü makineler, jiger, hasbel, jet boyama, HT, tambulu boyama makinelerini örnek olarak veriyoruz. Ki bu boyamaların da arkadaşlar yapısal farklılıkları aşağıdaki gibidir demiş. İşlem görecek tekstil ürünü hareketli, banyo sabit. Boyanacak ürün sabit, boya banyosu hareketli. Hem boyanacak ürün hem de boya banyosu hareketli şeklinde ifade kendi aralarında bunlar değişkenlik gösteriyormuş. Demek ki bazı tiplerde makine hareketliyken kumaş sabit, bazı tiplerinde makine derken banyoyu kastediyoruz. Bazı tiplerinde kumaş hareketliyken, banyo hareketliyken kumaşın sabit olduğunu, bazı tiplerinde de her ikisinin hareket halinde olduğunu ifade ediyoruz. Jiger makinesi demiş arkadaşlar. Bakınız ekranı biraz küçültelim. Tam net olarak jiger makinesini de görelim. Jiger makinesi bir terbiye banyosundan veya iki tane sarma tamburundan oluşmaktadır diyor. Bakınız bir teknemiz var. Teknenin içerisinde daldırma silindirleri ve yukarıda iki tane sargı doklarını görüyoruz. Kumaş arkadaşlar bakınız saatin ters yönünde daldırma silindirinden geçti ve diğer sargı dokuna sarıldı. Bu işlem bittiğinde biz bu işleme ne diyormuşuz arkadaşlar? Pasaj adını veriyormuşuz. Özellikle jiger makinesindeki yapılan çalışmalar ortalama olarak 4-5 pasajda tamamlanmaktadır diyoruz. Ki bu makinelerin arkadaşlar kapalı basınç sistemlerde 100 derecenin üzerindeki sıcaklıkla da çalışmanın da mümkün olduğunu söylüyor. Bakın şekilde de jiger makinesinin, TIS firmasının jiger makinesini görüyoruz. Hasbel makinesine baktığımızda arkadaşlar ki bu makine arkadaşlar bu sistemdeki kullanılan makinelerin atası konumunda olan makineler. Ki hasbel makinesi bir tekneden oluşuyor. Bakınız tekne kısmı burası arkadaşlar. Banyosunun bulunduğu kısmı tekne kısmı. Üst kısımda da kumaşın taşınması için bir çıkrık monte edilmiştir diyor. Bakınız boya banyosunun bulunduğu kısmı tekne kısmı. Üst kısımda da kumaşın hareketini sağlayan bir çıkrıktan ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Kumaş başından ve sonuna birbirine dikili ve çıkrık yardımıyla açıken veya halat halinde ki genellikle arkadaşlar halat halinde çalışmaya uygundur onu söyleyelim. Ve yine saat ekseninde dönerek arkadaşlar çalışmamızı ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Ki eski tip hasbel makineleri normal atmosferik çalışım ortamlarda çalışmaya müsaitken yeni tip hasbel makinelerinde 130 derece gibi sıcaklıklara ne yapabiliyoruz? Basınçlı sıcaklıklara çıkmamız da mümkündür diyor. Buradaki HT nedir arkadaşlar? Buradaki HT High Temperature demek. High Temperature. Yani yüksek sıcaklığı ne yapıyor? İfade ediyor. Jet boyama makinesine baktığımızda jet boyama makinesi kumaş ve boya banyosu birlikte bir uzun kanal içerisinde dolaşır diyor. Bu kanalın dar bir bölümü vardır ve bu bölümde pompalanan boya çözeltisi bir enjektör yardımı tarafından kumaş ve boya çözeltisi hareket yönüne doğru püskürtülür demiş. Aynı zamanda kumaş ışığıyla birlikte sürükler demiş. Bakınız şeye baktığımızda arkadaşlar jet boyama makinesine baktığımızda yine hareketin saat yönünde olduğunu söylüyoruz. Adı üzerinde bakınız bu ağırlıklı olarak bu tür makineler boyama işlemlerinde kullanılan makineler ve çektirme yöntemine göre çalışan makineler. Özellikle arkadaşlar yani boyama işlemleri de gerçekleşiyor diyecek olursanız bakınız tamam şurası boya banyosunun bulunduğu kısım aynı zamanda burada kumaş da bulunuyor ama işte asıl işlem yani boyamanın asıl gerçekleştiği işlem bu kısım değil arkadaşlar. Boyamanın asıl gerçekleştiği işlem şu bölge şu dar kanal şeklinde asıl bu kısımda biz boyamanın düzgün olmadığına bu noktada yaptığımız çalışmayla mümkün kılabiliyoruz. Ki bunu da şu şekilde boyamanın bir sıcaklığı var. Özellikle kapalı olduğu için 100 derecenin üzerindeki bir ya da 100 derece civarı ya da yukarıdaki sıcaklıklarda çalışıyoruz. Şu alt taraftan pompa yardımıyla, eşanjör pompası yardımıyla banyoyu alıyoruz. Ve burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıcaklık değiştirici de soğutuyoruz. Yani içerideki
Banyodan bir miktar su aldık ve burada soğuttuk. Soğutmuş olduğumuz banyoyu işte yaklaşık 50 derece civarına getirdik. Ve şu kısımdan düzeler vasıtasıyla, yani jetler vasıtasıyla, düzeler vasıtasıyla ne yapıyoruz? Kumaşa püskürtüyoruz. Kumaş suyun hareketiyle hareket kazanmış oluyor. Bakınız, hani bir önceki az önce anlatmıştık. Banyonun ve kumaşın hareketli olduğu sistem bu işte. Hem su hareket ediyor, suyun hareket etmesiyle birlikte bu dar kanal içerisinde kumaşın da hareket ettiğini görüyoruz ve soğukta, yani banyodaki sıcaklıktan daha düşük bir sıcakta kumaş burada temas ettiği için işte boya maddenin elyaf tarafından düzgün bir şekilde alınmasında bu noktada gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu çalışmanın da sürekli işte bir saat boyunca tekrar ettiğini düşünecek olursanız, ki şu bölge demek ki bizim için bu yapılan boyamaların düzgünlüğü açısından önemli bir durum arz ediyormuş. HT Element boyama makinesine baktığımızda, HT Element boyama makinelerinde levende sarılmış. Bakınız, burada bir levent adını vermiş olduğumuz bir silindirimiz var arkadaşlar. Silindirin üzerine kumaşı sarıyoruz. Tabii bu hemen kumaşın silindirle bizzat şöyle söyleyeyim, boyanacak kumaşımızı silindire temas ettirmiyoruz arkadaşlar. Önce bir kılavuz adını vermiş olduğumuz bir kumaşı önce silindire sarıyoruz. Daha sonra onun üzerine boyanacak kumaşımızı sarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ki bunun sebebi de nedir? Eğer boya maddeden kaynaklanacak bir takım olumsuzluklar varsa, çözünmeme vesaire gibi olumsuzluklar varsa, buradaki kılavuz diye tabir ettiğimiz kumaşın o boyar maddeyi alması, o pislikleri tutması, bizim boyanacak kumaşımıza herhangi bir zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu tür makinelerde çalışırken de arkadaşlar, bakınız, işte ısı değiştirici vesaire demiş. Suyun direkt olarak hareket yönüne bakalım. Kumaş leventi, yani şu suyu biz iç kısımdan içeriden dışarı doğru bir hareket ettirerek boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sistemler iki türlü çalışıyor. Hem içeriden dışarı doğru kumaşın hareketi, içeriden dışarı doğru kumaşın hareketi arkadaşlar, hem de dışarıdan içeri doğru, pardon, kumaşın diyorum, suyun hareketi, içeriden dışarı doğru suyun hareketi, hem de dışarıdan içeri doğru suyun hareketi şeklinde çalışıyor. Ama ağırlıklı olarak da içeriden dışarı suyun hareketi şeklinde çalışma bizim için önemli. Eğer dışarıdan içeri doğru çalışırsanız, suyun basınçlı bir şekilde bu üst noktadan kumaşa teması ve kumaşın da bu suyun basıncı ve buradaki levent arasında kalmasından dolayı ezilme tehlikesi söz konusu olabilir. Bu yüzden ağırlıklı olarak içeriden dışarı çalışma şeklini benimsemiş oluyoruz. Tambulu boyama makinesine baktığımızda, prensip olarak makine evde kullanılan çamaşır makinesiyle aynıdır diyor arkadaşlar. Tek farkı perfor edilmiş delikli tambur birkaç bölmüş olmasıdır diyor. Ki biz özellikle neymiş, kazak, yelek, hırka gibi işlemlerde bu tür makinaları kullanıyormuşuz. Boyama makinesine baktığımızda, bobin boyama makineleri kapalı ortamda, yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıklarda boyama işlemini gerçekleştiriyor. Özellikle bu yüksek sıcaklık derken arkadaşlar, 135-140 derecede boyama işlemini gerçekleştiriyoruz ki dikey ve yatay gövdeli bobin boyama makinalarından da bahsediyoruz. İki tipi söz konusuymuş. Bakınız, burada da arkadaşlar bobinlerimizi burada görmüş olduğunuz üzere iğlerin üzerine yerleştiriyoruz ki bu iğlerin üstü arkadaşlar deliklidir. Yani suyun bu deliklerden dışarı doğru, içeriden dışarı doğru hareket imkanı taşıyacak sistemlerle mevcuttur. Dolayısıyla bobin bu kısma yerleştirildiğinde bobin içerisinden dışarı doğru bir su akışı, yani bir banyo akışını ve dolayısıyla da bir aplikasyon işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta, her bir iğdeki bobinler gevşek yapıda olmamalı ve bobinler yan taraftaki iğindeki bobinlerle temas etmemelidir. Bu tür durumlarda söz konusuysa suyun akışını engelleyeceğinden dolayı yapılan aplikasyonu ya da yapılan boyama işlemlerinde hataya sebebiyet verebilirler. Bakınız, bu da yatay bobin boyama makinesi demiş arkadaşlar. Çile boyama makinesine baktığımızda, çileleri iplik bölümünde iplik çeşidine göre 500-800 gram arasında hazırlanıyor. Ve biz burada arkadaşlar, demek ki hazırlanan çileler metal çubuklara yerleştirerek boyama işlemini gerçekleştirdik. Bakın, çileleri hazırladık, metal çubukları hazırladık ve boyama işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Fantazi iplikler ve aktarmalar